Bir gün burada sabah, orada öğleden sonra Allah bu güzel dönemi hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Tekrar Şerrül Alim ve Müteallim okumalarına başlıyoruz. Hepinizi selam ve muhabbet sunuyorum hepinize. Evet, yani bu yeni şerhi edindik, bulduk. Seyit Bahçıvan Hoca'nın. Artık bundan devam edeceğiz. Tabii şimdi bu kitabı yansıtma şansımız yok maalesef ekrana. Çünkü yeni basılmış. Yani yeni derken bu son bir sene içerisinde. Tabii biz Kanada'dan bunu temin etmesi de biraz zor oluyor. Ancak şey yapabildik. Hayırlısı buradan devam edeceğiz. Yani tahkik son derece güzel. Başlıklandırma, sayfa düzeni, ne bileyim tasnif her şeyi de güzel. Yani daha sarih bir metin ortaya konmuş. Buradan devam edeceğiz Allah nasip ederse. Biraz geriye sararak yani konu başlıklarında iyi yerleştirildiği için konu başlıklarından hem tekrar bir hatırlama babında olur diye düşünüyoruz. Mesela işte Hakikatül İman diye ayırmış bir başlığı. Fas, diğer PDF'de fasıl diye geçiyordu sadece. Buradan başlayacağız. Bismillah deyip. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada güzel bir başlangıç yapıyoruz. Sevgili dostumuz, hocamız, Kadir hocamız da burada. Tabii oldu mu dersin şeyi, bereketi daha da bir artıyor. Bekleniyor. Öğrencilerimiz de yavaş yavaş katılmaya başladılar. İnşallah güzel olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şükranlillah. Salaten ve selamen ala nebiyyillah. Faslun hakikatül iman. İmanın hakikati, gerçekliği, özü. Kâlel müteallimu, alim, öğretmen, hoca, yani İmam-ı Azam dedi ki, pardon, öğrenci dedi ki, öğrenci, İmam-ı Azam'ın talebesi, cezakallahu cennete. Rabbim size karşılık olarak cennet versin, cennetle mükafatlandırsın. Fe ni'mel muallimu ente. Ne kadar güzel öğreten bir insansınız. İnneke fetahteli baben minel ilmi lem ehtedile. Yani böyle idrak sınırımın ulaşmadığı yeni bir kapı açtınız. Yani zihnimi, ufkumu genişlettiniz. Allah razı olsun diyor. Vakat beyyente min akavili haulâil kavmi. Yani şu adamların sözlerini, görüşlerini benim gözümün önünde ayan beyan ortaya koydunuz, anlaşılır kıldınız. Kimdir bunlar? Mâ lâ ubâli en lâ ezdâde basîratın fî da'fî kavlihim ve aczireyhim. Yani öyle bir şey ki, yani benim basiretim, benim bakış açım, ilmim, neyse artık tecrübem, bu adamların görüşlerinin zayıflığını ortaya koymuyor. Veya bunun savunulmaz, elle tutulmaz bir görüş olduğunu ortaya koyacak bir çerçeve yoktu bende. Yani anlayamıyorum. Ya yani bu adamlara laf yetiştiremiyorum. Yani yanlış olan şeye galebe çalamıyordum. Ama siz bunların anlaşılmasını sağladınız. Allah razı olsun diyor. Velakin diyorsa biraz daha ekstra istiyor durumu var. Fakat diyor, ehbirni, yani şu noktada bizi bilgilendirirseniz sevinirim diyor. Bir redde ala sınıfı tani fi kavli. Şimdi ikinci bir tür daha var. Bunların da şöyle bir görüşü var. Bak, bu yanlış görüşü nasıl çürütürüz? Nedir o? O görüş, inne dinallahi kesir. Yani Allah'ın dininin birçok veçesi var. Veya şöyle de diyebiliriz. Allah'ın dininin birçok yansıması var. Yani farklı farklı dinler var. Ve hepsi de Allah'ın dini. Vel imane
Huvel amelu bi cemi'i meftaradallahu. İman nedir? İman da Allah'ın farz kıldığı her şeyle amel etmek. Başka? Vel keffu an cemi'i ma harramallahu. Ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden yüz çevirmektir şeklinde bir görüş. Yani bu sıkıntılı bir görüş ama buna ne diyebiliriz? Biraz bize akıl verirseniz memnun oluruz diyor. Kâlel âlimu, İmam-ı Azam da dedi ki, Eleste ta'lemu enner rusule salavatullahi aleyhim lem yekunu ala edyanin muhtelifetin. Sen öğrenmedin mi? Daha önceki anlattığım şeylerden şunu anlamış olmam lazım. Allah'ın salatu ve selamı hepsinin üzerine olsun. Bütün peygamberler hepsi farklı farklı dinler üzere değildir. وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ رَسُولٍ مِنْهُمْ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِتَرْكِ دِينِ الرَّسُولِ الَّذ۪ي كَانَ قَبْلُ. Ve hiçbir peygamber de kendisinden önceki peygamberin dinini terk etmeyi, onu bırakmayı da emretmemiştir. Diyenle dinehum, çünkü hepsinin dini vahid. Vahid, kâne vahid. Hepsinin dini bir tanedir. Aynı dindir hepsinin. Farklı farklı dinlere davet etmemişlerdir, çağırmamışlardır. Ve kâne kullu resûlin yed'u ilâ şeriatı nefsi. Fakat her peygamber kendi şeriatine davet etmiştir. Ve yenha an şeriatı resûlillezî kâne kablehu. Ve kendisinden önceki peygamberin şeriatından da nehyetmiştir. Hepsinin dini aynı fakat şeriat bakımından aralarında fark var diyor. Diyenle şerâi'ahum kânet kesîraten muhtelifeten. Çünkü hepsinin şeriatı çeşitlidir, farklıdır, çoktur. Velizalike bu nedenle قال الله تعالى Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Likullin cealna minkum şir'aten ve minhacen. Yani sizin her biriniz için, yani her bir kavim, her bir topluluk, her bir toplum neyse artık farklı bir yol ve metot belirledik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah dileseydi hepiniz tek bir ümmet olmuş. Yani tek, tabir yerindeyse tek tornadan çıkmış. Tek parça, bütün görüş çerçevesi aynı bir toplum olurdunuz. Ey alâ şeriatin vahidet. Yani ne demek? Yani eğer Allah kuralı dileseydi hepinizi tek şeriat üzere kılar. Ama kuralı böyle belirlemedi. Şeriat neyi ifade ediyor burada? Yani zamansal ve mekansal ve bunların üstünde toplumsal değişimi ifade ediyor. Her yerin kendine has bir takım şartlarının olmasını ifade ediyor. Buna işaret ediliyor burada. Ve evsahum cemiyan nihayetinde Allah insanlara, peygamberlere şunu özellikle ne diyelim tavsiye etmiştir. Onların yani onlara söylemiştir. Onların tercihine sunmuştur. Onlara tavsiye etmiştir. Bak bunu yaparsanız şöyle olur şeklinde. Nedir o? Bir ikamet-i din. Dinin ikamesini onlara tavsiye etmiştir. Ve huve't-tevhidu, o da nedir? Tevhiddir. Ve en la yeteferraku fihi, ve tevhid konusunda da hiçbir şekilde ayrılığa düşmemelerinden demiştir. Yani hepsinin inancı ne olacak?
tek bir Allah vardır. Bunun üzerine kurulu bir inanç, bir din olacak. Lienne ceale dinehum dinen vahidin. Çünkü hepinizin dinini tek bir din kılmıştır. O da nedir? İslam. Yani tevhid. Tevhid din. Fekale Teala, Allah-u Teala buyuruyor ki şer'a lekum minet dini. Allah'ın size din olarak belirledi. Nedir bu din olarak belirlediği şey? Ma vassa bihi Nuh'en. Nuh'a yani tam bir yani hocam yani ne diyebiliriz? Yani böyle tavsiye ile emir arası bir şey söylemek lazım ama burada. Bu da genelde şey derler ya, Kur'an-ı Kerim'deki vessa yani emir manasıdır, tavsiye gibi değildir. Burada Evet. Nuh'a pardon, Nuh'a din Yani, olarak verdiği diyebiliriz. tavsiye Emir. ederken şunu kastet. Yani yaparsınız, yapmazsınız Değil. şeklinde değil ama insanın iradesine de saygı gösteren Yok, tabii bir ki. katalan bir şey ifade. İnanan Yani için bağlayıcı. evet, peygamber için bağlayıcı tabii kesinlikle. Ona Çünkü inananlar. o tebliğ edecek. Kendi iradesiyle inanıp gelen insan içinde Şimdi bağlanıyor. kendisinin kaynaklı bir bağlılık var. Yine böyle ne bileyim zorla bağlama şeyi de yok. Bu çerçevede bir şey ama bunu karşılayacak net bir kelime bulamıyoruz. Yani tavsiye kelimesini kullandığımız zaman da bence bu şekilde anlaşılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet yani biz Nuh'a ne tavsiye ettiysek, ne emrettiysek وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ sana vahyettiğimizde de ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa'ya da hepsine belirlediğimiz din olarak belirlediğimiz şey bellidir. Tevhid dinidir. En akimut dini ikame etmek sağlam bir şekilde tevhidi ruhuna göre anlayıp tedeyyün etmek bunu eti kemiğe büründürmek, görünür hale çevirmek ve la tetefarraku fihi. Ve bu ana ilkede, insanları birleştiren ana ilkede herhangi bir şekilde ayrılığa, gayrılığa düşmemenizdir. Ve kâle azze ve celle yine Allah-u Teala buyuruyor ki ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin senden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki İlla nuhiye ileyhi ancak şunu vahyetmişizdir. Bütün kaç tane senden önce kaç tane peygamber gönderdiysek hepsine vahyettiğimiz şey nedir? Ennehu la ilahe illa ene yani benim tek bir yani Allah kendi diliyle söylüyor. Allah'ın tek bir ilah olduğu fa'buduni ve Allah'a kulluk edin. Hepsine vahyedilen peygamberlerin hepsine vahyedilen budur. وقال الله تعالى yine Allah Teala buyuruyor ki la tebdile lihalqillahi Allah'ın yarattığında değişim yoktur. Ey yani la tebdile lidinillahi Allah'ın dininde. Yani bu din ilki anlamı. Yani ne diyelim? Zaman ve mekan üstü ilki anlamında. Universal evrensel dediğimiz temel, bütün insanların buluştuğu temel şeklinde ifade ediyoruz. Aslında din şeriat ayrımının iman bağlamında açıklaması, öyle değil mi hocam? Evet. Ve aynı zamanda ne diyelim toplumsal bir bilincin oluşturulmasının zemini de burada görüyoruz. Yani bütün insanların buluştuğu ortak bir zemin olması lazım. Bu zemini ne ifade ediyor? Din ifade ediyor, tevhid ifade ediyor. Ama insan doğası gereği farklı bakış açıları da ortaya koyabilen bir yapı. Şeriat da bir anlamda bu farklılıkları ifade ediyor. Yani temel, ana bir temelde ortak olun ve buradan hareketle
Yani böyle bir aynı zamanda metodolojik bir bakış açısını da buradan kazanabiliriz. Toplumsal bir bilinç, toplumsal bir yaklaşım, ona da yönelik de bir mana, bir ders çıkarabileceğimiz, yani yine tekrar ifade edelim, yani Ebu Hanife başlı başına bir, ne diyelim, ilmi disiplinlerin metodolojilerini inşa eden alim diyebiliriz. Yani külli anlamda bir metodoloji ortaya koyuyor. Sadece belli bir ilmi disiplini kurma şeyi yok. Ya hem böyle bir şey var, hem toplumu da ilmin ışığında inşa eden bir şey var, yapısı var. Ve hep dikkat ederseniz ilkesel bir çerçevede gidiyor. Bu da çok önemli bir şey. Kendisinden alacağımız çok ders var. Hocam size bir şey ders söylemek isterseniz bu bağlamda. Yok hocam. Eyvallah. Ben şey yapıyorum. Eyvallah hocam. Fettinu, o halde din nedir? Lem yubeddel ve lem yuhavvel. Din ne değişmiştir ne değişmiştir. Yani ikisi de değişmeyi ifade ediyor. Tekrar ifade edelim. Bu bedel kökünde bir şeyi alıp yerine başka bir şeyi koymak var. Havl kökünde de bir şeyin özünü dönüştürmek var. Başka bir şey dönüşme. Dönüştürmek var. Velem yugayyer, yani bu da değiştirmek. Burada da şöyle bir şey var. Hocam ne dersiniz? Yani bir şeyi özüne yabancılaştırmak vardır. Yani Olabilir, sonraki gayrılaştırmak. Gayri hale getirmek. yani sonra öyle bir hale geliyor ki artık o değil diyebileceğimiz bir şey. Evet. Ve şerai'u, fakat şeriatlar kat gıyyirat, bunlar değişmiştir ve buddilet, farklı şeriatlar gelmiştir. Liyennehu, bak bunu da açıklıyor. Rubbe şeyin kat kâne helâlen li unâsin. Yani bir şey bazı insanlara helaldir. Kat harramallahu teala ala aharine. Fakat başkalarına da haram kılmıştır. Yani başkalarına haram kılınan bir şey başka bir topluluğa helal kılınmış olabilir. Tabi yine burada keyfe ma yeşa bir şey değil. Tamamen yani ne diyelim, maslahat, makasıt temelinde o toplumun iyiliğinin, menfaatinin gözetildiği bir şey. Bunun da belli bir, burada hemen bir kuralsızlık varmış gibi de insanların zihninde bir şey çağrıştırmaması lazım. Bunun da bir şeyi var. Ne diyelim? Bir usulü var, bir metodu var, bir çerçevesi var. Öyle keyfe ma yeşa olan bir şey değil. Öyle değil mi hocam? Zaten Şari belirliyor onu. Cenab-ı Hak belirliyor. Orada. Aynen. Burada keyfiyattan bahsedelim. Evet. Ve rubbe emrin emarallahu bihi unasen. Yani Allah belki bir şeyi bazı insanlara emretmiştir ve neha anhu aharine ve başkalarına da nehyetmiştir. Sonuç itibariyle feşşerâ'yu kesîratun muhtelifetun. Yani şeriatlar çok çeşitli ve farklıdır. Feşşerâ'yu yel ferâid. Yani şeriatlar dediğimiz farzlar. Tabii farz deyince sadece işte namaz falan aklımıza geliyor. Buradaki farz teknik bir terimdir aslında. Hukuki bir terimdir. Yapılması gereken, zorunlu olan şey demek lazım. Ma'annehu, fakat burada şuna da dikkat etmek gerekir ki lev kânel amelu bi cemî'en ma emarallahu bihi. Şayet din dediğimiz şey Allah'ın bütün emrettikleriyle amel etmek. Vel kef an cemi ma nehallahu anhu ve nehyettiği her şeyden de yüz çevirmek şeklinde olsaydı, yani din bu olsaydı, dinehu lekâne kullu men tereke şey'en min emrillahi, işte bu amel, en küçük ameller, eylem boyutu, bundan herhangi birisini terk eden kimse
irtekebe şeyen mimma nehallahu anhu ve Allah'ın nehyettiği bir şeyi yani günah olarak belirlediği bir şeyi de irtikab etseydi, yapsaydı, günahkar olsaydı kâne târiken li dini. Ne anlama gelirdi? Allah'ın dinini terk ediyor anlamına gelirdi. Ve lesâre kâfiren ve dolayısıyla kâfir olurdu. Ve lesâre kâfiren kâfir de olsaydı ne olurdu? Zehebellezî beynehu ve beynel mu'minîne işte yani aslında bu işin toplumsal boyutu da var. Yani şunu tekrar söylemek lazım. Belki şu satırlar yani Ebu Hanife'nin koyduğu bu satırlar bir anlamda yani Müslüman düşüncede, Müslüman gelenekte bir toplum sözleşmesinin de temellerini atan cümlelerdir diyebiliriz. Yani ya ahirette işte cennete cehenneme gidecek diye bir şey değil. Yani toplumdaki kimliği de belirliyor. Nereden anlıyoruz? Şu ifadelerde. Eğer bir adam kafir olursa yani Müslümanlarla müminlerle arasındaki minel münakehati doğabilecek nikah şeyi olmaz. Ve tevarüsi miras şeyi olamaz. Ve tibai cenaze namazları bunlar kılınamaz. Ve ekli zebahi işte kestikleri yenemez gibi ve eşbehi halde yani yine yani bugünün bakışıyla o 1300 yıl öncesine bakmamak lazım. Yani işte bunlar şeyi falan dememek lazım. Niye? Yani o zamanın gerçekliğinde yazılmış bir eser ama koyduğu ilkeler açısından zamanını da aşan bir eser. Yani bunu da özellikle şey yapmak gerekiyor. Dikkate almak gerekiyor. Ve bize öğrettiği en önemli şeylerden birisi de bu ilkesel duruşu ortaya koyması. O açıdan şey önemli. İnsan kendi zihnini ilkeler temelinde kendi zihnini güncellemeye her zaman devam et. Yani böyle etiketlemek de şey değil, doğru değil. Anlamak gerekiyor. Anlamadan yapılabilecek herhangi bir değerlendirme, yargı insanı yanlış yerlere götürür. Maalesef dine dair konular böyle bir zeminde tartışılıyor. Bu da sıkıntılı. Dolayısıyla başvuracağımız kapı ilim, 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 ilim. İlla ilim, illa ilim. Evet. Lennallâhe tebâreke ve teâlâ dolayısıyla Allahu Teala evcebe zâlike kullehu beynel mu'minîne min ecdil iman ellezî bihi harramallahu teala dimâhum ve emvâlehum illâ ba'de. Yani burada şunu söylüyor. Yani Allah bunları bu ilişkileri neye binaen kuruyor? Şuna binaen. Yani bir mümin toplumu oluşturuyor. Bu mümin toplumunda nasıl temel nedir? Kanları ve malları birbirine haram. Yani güvenlik esası üzerinde olması lazım. Yani ilk önce iman olacak ki ondan sonra bu ilişkiler bu güven üzerine kurulabilsin. Yani muazzam bir bakış açısı. Yani toplumun temelinin de ne olduğunu ifade ediyor. İnsan kendini güvende hissedecek. Kendini güvende hissedecek yani. Ondan sonra bunlar gerçekleşecek. Güvende hissetmesi olmaz. Ve innema emarallahu el mu'minine bil feraidi ba'demma ettarru lehu bid dini. Yani Allah bu farzları insanlar dini ikrar ettikten sonra emrediyor. Yani ikrar etmeden önce bunların bir anlamı yok. Ya bundan anlam kazandığı çerçevene imandan sonra. Yani işte dinden sonra, dinin kabul edilmesinden sonra. Fekale dedi ki Allahu Teala kul li ibadiyellezine amenu yuqimussalate. Önemli. İman eden kullarıma de ki namazı ikame etsin.
Ve kâle Allahu Teala yine buyuruyor ki: Ya eyyühellezîne âmenû kutibu aleykumus kısas. Yani ey iman edenler, yani kısas bir hüküm olarak size yazılmıştır. Ve kâle yine buyurdu ki: Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, kutibu aleykumus sıyâm. İşte oruç üzerinize farzdır, yazılmıştır. Başka vakale: Ya eyyühellezîne âmenû zkurullâh, ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Ve eşbehu derik hadi. Ve buna benzer birçok ayeti kerim. Felev kânet hâzî feraibu hiyel imanu, eğer bütün farzlar işte esas bu temel olsaydı, bu iman olsa idi, lem yüsemmihi mu'minîne hatta ya'melû biha. O zaman müminleri amel etmedikleri müddetçe mümin olarak nitelendirmez. Yani amel edecekler ki ondan sonra mümin olarak nitelendirsin. Fakat fassalallahu el imane minel amel. Şimdi iman ve amel biraz önce açıkladığımız çerçevede ayrı şeyler olduğu için Allah ne yapmıştır? Bunları ayrı ayrı zikretmiştir. Dediğine emenu ve amelussalihat. Ey iman edenler ve salih amel işleyenler. Evet. Ve kâle yine buyurdu ki: Bela, hayır veya evet, kontekse göre. Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun. Böyle muhsin bir şekilde, yani dini Allah'a halis kılan bir şekilde yüzünü Allah'a dönen kimse. Ey ma imani, yani imanı. Ve kâle yine: Ve men aradel ahirete, ahireti isteyen, ve sa'yaha, ve bunun için çalışan, ve hu mu'minun, mümin olduğu halde, ve ce'alel imane gayrel iman ameli. Buradan görüyoruz ki imanla amelin farklı şeyler olduğunu bize burada gösteriyor. Fel mu'minune, bak burası gerçekten çok önemli kelimeler, alt çizilecek kelimeler, Arapçada üstü çizilecek kelimeler diyebiliriz. Şekil açısından o daha uygun. Fel mu'minune min qibeli imanihim billahi yusalluna ve yesumuna ve yuccuna ve yezkuruna Allahu Teala. Müminler imanları nedeniyle, Allah'a imanları nedeniyle namaz kılarlar, oruç tutarlar, hac ederler ve Allah'ı zikrederler. وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَحَجِّهِمْ بِاللّٰهِ يُؤْمِنُونَ. Yani namazları nedeniyle, oruçları nedeniyle, hacları nedeniyle Allah'a iman etmezler. Yani sıralama çok net anlaşılıyor aslında. وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا. Önce iman ederler, ثُمَّ sonra amel ederler. وَكَانَ عَمَلُهُمْ بِالْفَرَائِضِ min kıbeli imanihim billah. Yani o farzları işlemeleri imanları nedeniyledir. İmanı var diye. İman olmasa bir anlamı yok. Velem yekun imanuhum min kıbeli amelihim bil faraid. Yani onların imanları farzları yapmaları nedeniyle değildir. Şimdi bunu örnekle açıklıyor. Ve meselü zelike enner racule, bir insan, bir kimse, bir adam, izâ kâne aleyhi deynu, bir adamın borcu varsa önce yapması gereken nedir? Fehuve yukirru bid-deyn. İlk önce bu borcu kabul edecek. Tümmeyye, sonra ödeyecek. Yani adam kabul etmeden nasıl ödeyebilir? Yani buradan çok net anlaşılabiliyor. Ve leyse yu'eddi tümme yukirru bid-deyn. Önce ben ödeyeyim, sonra kabul ederim. Bu olmaz. Ve leyse ikrarhu min kıbeli. Yani burada o borcu kabul etmesi edası bakımından, edası nedeniyle değildir. Lakin edahu min kıbeli ikrari. Yani o borcu ödemesi o borcu kabul etmesine dayanır. İşin aslı esası budur. Vel abidu, yine
yani köleliğin cari olduğu bir dönem ve o çok yaygın olan bir şey. Ve bunun üzerinden bir örnek geliyor. Vel abidu, bir köle, min kıbeli ikrarihim limevalihim bil ubudiyeti yamelune lehum. Yani işte efendilerine kulluk bağıyla. Ha, bu ikrar tabii gönüllü bir ikrar değil. Onu net söylemek lazım. Yani kim kime gidip de böyle gönülden şeylik yapar. Bu da yani bunun şeyleri belli. Savaştır, şudur, budur. Neyse. Tabii kölelik sonuçta insanlığın yüz karasıdır. Ancak daha 100-200 sene öncesine bu yana kaldırılabilmiş. Neyse. Gidelim, tartışmalara girmeyelim. Veleyse min kıbeli amelihim yukirune bil ubudiyet. Ya biz bu adam için çalışıyoruz. Çalışmamız nedeniyle biz onun kölesiyiz diye bir şey olmaz. İlk önce varlık, ondan sonra eylem. Böyle de diyebiliriz. İlk önce eylem, sonra varlık diye bir şey olmaz. Vezalike bi enne kem min insan ya'malu li ahara. Yani sadece köleler mi başkaları için çalışıyor? Yani başkası için çalışan nice insan var. Fela yekunu lehu bidelike mukaddem bil ubudiyetin. Ama ona ben senin kölenim diye bir ikrar yok. Böyle bir bağlılık yok. Ve la yaqa'u aleyhi ismul ikrari bil ubudiyeti. Yani ne diyelim? Bu durumda da işte kulluk ismi ortaya çıkmıyor. Kul olmuyor. Ve ahanun kad yakun mukirren bil ubudiyeti ve la yamel. Yani bir başkası da vardır. Köleliği kabul ediyordur ama çalışmıyordur. Fela yezhebu anhu ismul ikrarı bil ubudiyeti. Yani çalışmaması onun üzerinden köle sıfatının kalktığı anlamına da gelmez. Evet, olay açık. İlk önce din, sonra amel. İlk önce iman, sonra amel şeklinde formüle ediliyor. Yani hem ne diyelim, müminliğin tedeyyünü bu şekilde iman ediliyor. Dini anlayışı bu şekilde inşa ediliyor. Ve aynı zamanda toplumsal anlayışı da bu şekilde inşa ediliyor. Bu önemli bir şey. Evet, hocam, buraya kadar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Eyvallah. Şerhe geç. Yani baktım burada da yani o sıfatlar meselesindeki gibi böyle hararetli bir şekilde ne diyelim, el sünnet bakış açısının sıfat anlayışını ispatlama gayreti yok. Yani genel bir bilgi Ama verme var. şey güzel, bu amelden dolayı insanın imanlığını ölçmeme konusundaki şey güzel. Ortaya koymaya çalıştığı Yuhurek'in açıklaması. argümantasyon güzel yani, gerçekten güzel. Evet. Tabii sonra gene işi İmam Eşari'ye getiriyor, şey yapıyor falan. Ama %80, %90 şey hocam. Genel çerçeve veriyor. Yani imana dair bakış açıları hakkında. O da güzel. Derli toplu bilgiyi görüyorsunuz. Şerhu dalike, bunun açıklaması şudur. İle bir ki ennel kelame fi şerhi hazel fasli. Yani bu bağlamın açıklanması bağlamında yektadî gerekir zikrul hilâfi fî mes'eletil iman. İman konusundaki tartışmayı anlatmakla, bunu zikretmekle, bunu anlatmaya başlamakla olayın açıklanması ortaya çıkabilir. Ve zikru hakikati mana. Ve bunun manası nedir? Etimolojisi nedir? Onun üzerine durmak gerekir. Ve kad ihtelefen nasu fi zalike ala makalatin. Yani insanlar bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Farklı görüşlerde. Fe minhum men kale. Bazı şöyle düşünmektedir. İnne ma'nel imani billahi teala ve hakikatehu, Allah'a imanın
Allah'a iman anlamı ve hakikati nedir? Huvel marifetullahi billahi fakat. Sadece Allah'ı bilmektir. Ve ma'nel kufri huvel cehlu bihi fakat. Ve bunun zıttı da, yani küfür de nedir? Küfrün anlamı Allah'ı bilmemek. Cahil olmak Allah hakkında. Bu kimin bakış açısı? Ve huve mezhebu Cehm ibn Safvane ve ashabi. Cehm bin Safvan ve onun arkadaşlarından görüşürüz. Ve kâlel âharûne, bir grupta şöyle demektedir. Hakikatül imani billahi teâlâ selâsetü eşyâin. Ve eşyâ. Allah'a imanın hakikati üç kısımdan oluşur. Üç parçadan, üç şeyden oluşur. Ahaduha, birincisi el marifetu billahi teala. Birincisi Allah'ı bilmek. Ve seni, açıklamalar da güzel hocam. Yani bizim ne diyelim, genel geçer açıklamalardan da daha iyi. Biraz daha, yani ne çok böyle çok detaylı, sıkıcı şekilde detaylandırılmış, ne de böyle çok üzerinden genel olarak geçilmiş. Ve seni, ikincisi el-ikraru bihi. Bunu ikrar etmek. Ve bima ce'e min indillahi teala. Bu Allah'tan gelen her şeyi ikrar etmek. Ve salisu, üçüncüsü de el-muhabbetu lehu. Ona sevgi duymak, onu sevmek, ona muhabbet etmek, bağlanmak da diyebiliriz belki. Ve huve taktadî, bu da gerek, nasıl bir şeydir, nasıl bir bağlılıktır? El hudû alehu, ona boyun eğmeyi gerektiren. Ve terekel istikbar aleyhi, ve kibirlenmeyi kesinlikle terk etmeyi gerektiren bir şeydir. Ve ileyhi zehebel Hüseyin ibn Muhammed'in neccarı. Bu görüşte ve aleyhi ashabı kimindir? Muhammed en-Neccar'ın, Neccarilerin görüşüdür. Ve kâle bâduhum, bir kısmı da demiştir ki el-îmânu billâhi, Allah'a iman, ve içtinâbul kebâira veya içtinâbul kebâir, büyük günahlardan kaçınmaktır. Büyük günahlardan. Ve ileyhi nazzâmu minel mutezileti, bu görüşü Mutezile'den Nazzam'ın savunduğu söylenir. Ve kâle bâduhum, bir kısmı da demektedir ki, şöyle düşünmektedir. Manel imani, Allah'a iman ve taat. Yani Allah'a kulluk etmektir. Boyun eğmektir. Taat, Türkçe'de de kullanılıyor. Yani sadece bu, ne diyelim, şekilsel ibadetler değil. Yani her türlü iyi iş anlamında söylemek lazım. Farduha ve neflu. Yani bu taatta ister farz olsun ister nafile olsun hepsini kapsar. Vel marifetu asluhu. Bunun aslı, esas, kökü marifettir, bilmektir. Vel ikraru revabituhu. Bunun araçları ikrardır. Vel amalu fer'uhu, bunun dalları, şubeleri de amellerdir. Ve kalu, bunlar derler ki el imanu zahir ve batın. Yani imanın bir zahiri bir de batını vardır. Yani bir görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı vardır. Fel marifetu el imanul batın. Marifet nedir? İmanın görünmeyen kısmıdır. Yani batın iman. Vel ikrar amalu el imanu zahir. Yani ikrar ve amellerde nedir? İmanın görünen kısmıdır, zahiridir. Ve ileyhi zehebe ekserul havarici ve ba'dul mutezileci. Yani gerçekten yani haricilerin olsun, işte mutezilerin ve
ve aleyhi kavmü min ehlil eseri, yani el hadisinden bir topluluğun da görüşü budur. Yani son derece ne diyelim, belki onlardan da, yani bu görüşü savunanlardan da çok daha profesyonel bir dille ifade edilmiş. Son derece bilimsel bir dille ifadeler bunlar. Yani böyle ifadelere başka hiçbir yerde rastlamadım desem yeridir. Evet. Başka bir görüşe geçiyoruz. Vakalel kerramiyetu. Kerramiler de şöyle düşünürler. Onların görüşleri de şöyledir. El imanu billahi vel ikraru. O da nedir? Onların görüşü ikrar demişlerdir. El ferdul mücerredu anil marifeti vel ameli. Bu da nedir? Tamamen marifet ve amelden soyutlanmış bir ikrar. Yani ne demek soyutlanmış ikrar? Sadece ikrar. İman eşittir ikrar. Marifet bunun bir parçası değildir. Amel bunun hiçbir parçası değildir. Asıl olan nedir? İkrardır. Ve zelike, bu da neyle olur? Billisani dunel kalp. Kalp olmak sadece dille yapılan bir şeydir. Dille söyledim mi tamam. Ve zaamu, ve iddia ederler ki ennel münafika mu'minun alel hakikat. Yani münafık gerçek anlamda bir mü'mindir diye iddia ederler. İmanuhu ke imanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min cihetin imaniyeti. İman bakımından bunların imanları da Hazreti Peygamber'in imanı gibidir derler. Münafığın imanı için. Ve zaamu, ve yine söylerler ki enne tekrar ikrari, yani bu ikrarın tekrarlanması neyse bir imanın yeni bir iman olmaz derler. Bir kere ikrar oldu mu tamam o imandır diye söylerler. وَكَذَٰلِكَ قَالُوا فِي الْكُفْرِ. Bunun zıttı olarak küfür hakkındaki düşündükleri şey de benzer bir çerçevede. Yani nedir o? Eğer iman dil ile ikrarsa küfür de nedir? Dil ile inkardır. İnnehu inkar. Sen dil ile inkar ve cehdun bih. Ve böyle inadi bir şekilde inatçılıkla bu inkarı sürdürmektir. Ve in kana mukrihen aleyh, yani zorlansa bile, inkar etmeye zorlansa bile, inkar etmeye zorlansa bile bu inkarı onu kafir kılar. Ve kalbuhu mutmainun, isterse kalbi ne kadar mutmain olursa olsun bil iman, önemli değil. Dil söyledim mi iş bitmiştir diye söylüyor. Ve kalu, derler ki inne Ammar ibn Yasir'in, işte meşhur Ammar bin Yasir'in durumu, her zaman o örnek verilir biliyorsunuz. Lemma azhara kelimetel kufri, ne zaman ki müşriklerin zoruyla, onların baskısıyla, işkencesiyle küfür kelimesini söyledi, yani inkar etti, kâne, o hakiki anlamda kafirdir diyorlar. Alel hakikat. Ve inne, buna karşın ve inne Abdullah ebne Übeyy, yani şeylerin, Medine münafıklarının reisi, kâne mu'minen alel hakikat bi ikrari. O ikrar etmesi itibariyle de nedir? Gerçek anlamda bir mümindir. Bu görüşe göre böyle söylenir deniyor. Şimdi yine bu konunun mülhakı veya ilavesi, bununla birlikte tartışılan başka husus İslam ve iman. Yani ikisi aynı şey midir yoksa farklı şey midir, neler midir? Buna da değiniyor kısaca. Vahtelefu fil İslam. Şimdi İslam nedir konusunda da insanlar tartışmışlardır. Farklı görüşler ortaya koymuşlardır diyor. Vel iman avla. Yani nedir tartıştıkları çerçeve? İslam bizzat imanın kendisi midir yoksa başka bir şey midir? Femen kâle, şöyle diyenler var. İnnel imâne ve ta'atu lem yufarrak beynehum. Bütün taatlardır iman.
Bunların arasında herhangi bir ayrı Yok. yapılmaz. Buna göre vekale de dedi ki buna göre kullu İslam'ın iman. Yani her İslam olan şey imandır. Ve kullu mu'minin muslimun. Her mümin Müslümandır. Kullu müslimin mu'minun, her Müslüman da mü'mindir. Aynı şey olunca böyle bir durum ortaya çıkar. Ve men kâle. Şöyle farklı bir görüşte belirten vardır. Nedir o? El amelu leyse bi imanın. Amel iman değildir. Amel iman değildir. Feynehum yekulûne, bunlar görüşlerini şu şekilde açıklıyorlar. Kad yekunu muslimun gayru mu'minin. Adam Müslüman olabilir ama mümin değildir. Ne gibi? Kel münafık. Münafık gibi. Fehuve muslimun bimana. Münafık Müslümandır. Hangi anlamda? Şu anlamda. Ennehum müsteslimun. Teslim olmuştur. Havfen ev tama. Ya korku, sinme suretiyle veya işte bir açgözlülük, bir tamahkarlık, yani Hazreti Peygamber dönemini düşünün. Yani gariban olduğu zaman kimse yanında değil neredeyse, ama ganimetler akmaya başladığında açgözlü olarak gelen birçok insan var. Veya işte onun gücünden çekinerekten böyle olduğunu söyleyenler var. Yani bu fikir versin diye söylüyorum. Sonuçta her türlü şeyle karşılaşılabiliyor. Gayru mu'min. Yani bu mümin değildir. Lemme lem yekun fi kalbi marifet. Çünkü kalbinde ne yok? Marifet yok. Velidâlike kâle teâlâ, Allah Teala bu nedenle. Ya aslında yani bu bağlamın siyasi bir temeli de var. Onu da burada görmek lazım. Kâletil ârâbu âmennâ. Ya şu Hucurat suresinde geçiyor biliyorsunuz. Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Kul de ki onlara lem tu'minu, hayır iman etmediniz. Velakin kulu, fakat şöyle deyiniz, eslem, teslim olduk. Teslim olduk. Kalbimize bunun şeyi girmedi ama yapacak bir şeyimiz yok size karşı. Teslim oluyoruz. Durum. Velizalike bu nedenle İftaraka cevabu Resulillahi aleyhissalatu vesselam li Cibril salavatullahi aleyhi lemma sa'alehu an imani ve an İslam. Şimdi Cibril aleyhisselam Hazreti Peygamber'e iman nedir, İslam nedir diye sorduğunda bu nedenle Hazreti Peygamber'in cevabı ne olmuştur? Farklılaşmıştır. Fe ecebe fil imani bir şeyin, İman nedir sorusu karşısında bir şey söylemiştir. Ve ecebe fil İslami bi gayri. İslam nedir sorusunun karşısında da bundan başka bir şey söylemiştir. Fedelle ala, bu da neye işaret etmektedir? Leyse kullu muslimin mu'min. Her Müslüman mümin değildir. Noktasını göstermektedir, işaret etmektedir, delalet etmektedir. Evet, devam ediyorum. Ve kâle Ebu'l Hasan'ı Eş'ariyyü rahimehullah. Bu bağlamda Allah rahmet eylesin, İmam Eş'ari şöyle düşünmektedir. İnnel imane huvet tasdik. İman nedir? Tasdik. Tasdik. Yani marifeti de. Yani kalbin marifeti. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani marifet, bak, bilgiyi de ifade ediyor. Tasdik,
yani bir kalbin eylemi olarak ifade edilir. Bu var. Kalbin marifeti, tasdik nedir? Kalbin marifeti. Böyle bir çerçevesi var. Yani bilgiyle yoğrulmuş, bilgiyle harmanlanmış, bilgiye dayandırılmış bir bağlam. Ve zelike bil kalbi yekunu. Bu da ne olur? Kalp ile olur. Ve ennel münafika gayru mu'minin alel hakikati. Dolayısıyla bir münafık gerçek anlamda mümin değildir. Niye? Bu tasdik dediğimiz kısım yok. Ve kâle kullu mu'minin müslim. Evet, bütün iman edenler Müslümandır da aynı. Ama ve leyse kullu müslimin mu'min. Fakat her Müslüman mümin değildir. İlkesel bakış bu. Ve menziletül imani minel İslami. Burada iman ve İslam'ın konumu, birbirlerin ne konumu, ne gibidir? Birbirlerine konumu. Menziletü şemsi minel ışığın güneşe konumu gibidir. Güneş var, bir de ışık var. Ve menziletül miski minet tayyib. İşte misk, güzel kokunun güzelliğe olan konumu gibi. Kulli şemsin davun. Her güneş aynı zamanda ışıktır. Ve leyse kulli davun şemsin. Fakat her ışık güneş değildir. Ve kezalike kullu imani İslam. Evet, bütün iman eylemi nedir? İslam. Ve leyse kullu İslam'ın iman. Bütün İslam olma halleri iman değildir. Ve ileyhi zehebe el Hüseyin ibn el Fadli el Beceli Büceli veya el Belhi. Yok da Belhi diyor. Kadir hocam ne diye telaffuz edelim? Hangisi doğrudur? Ne diyor dedin hocam? Belki dışında. Beceli veya Büceli. Beceli. Benim bildiğim Hüseyin bin Fazl el Beceli. Beceli değil mi? Eski nüshada Belki'yi görünce yok Yok. Beceli olsa gerek dedim. Şimdi senin nüshada Beceli değil Evet. mi? Belki demiyor. Şey o Belhi'yi dipnot almış üstad. Normalde Evet, Beceli olması lazım. Buradan beceli yani muhtemelen o da senin gibi düşünerekten evet. maruf beceli diye buraya beceli Ama yazmış. nüshada Belhi diye yazıyor. Orada bir Evet. hata var. Şeyde mi? O Evet, burada Belhi yazıyor. de değil mi? Şeyde de yani bu Seyit Hoca'nın da aynı yazmadan yararlanıyorlarsa yazmada da Belhi diye yanlışlıkla yazmıştır. Ama sanki Hüseyin şey de Hoca düzeltmiştir onu. var. Şimdi şey de yapmış bak. Farklı yazmalara bakmış gibi. Çünkü diyor ki sin yazmasında Belhi diye geçiyor. Ha, birden fazla yazmıyor. Bir de Mesela eski mim. nüshada az evvel okuduğum paragrafta küllü müslimin müminen veleyse küllü müminin müslimen diye hatalı yazmış. Ya diyorum böyle olmaması lazım. Sen şimdi şey okudun mesela küllü müminin müslümün. Veleyse küllü müslimin müminin diye okudun. Doğrusu o. Yani Hatta eski o nüshada kısmı hakikaten bayağı hatalar var. evet yani o şeyi de parantez içine almış hocam. Şimdi demek ki hocam o parantez içine aldıysa bu yazma nüshada da bayağı hatalar var demek ki. Yani yazmada öyle Tabii. şeyde düzeltiyor onu. Bizim Evet rahmetli yani Seyit Hoca da. ben bayağı beğendim yani Seyit Hoca emeğine. titiz hocam. Seyit Hoca titiz çalışır. Güzel Evet. çalışır yani. Bu şey yaşıyor muydu? Rahmetli mi oldu? Öyle bir şey duymuştum. Yok 2 sene oldu herhalde. Hoca rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah. İlmini bereketli kılsın. Bak yani ondan faydalanıyoruz. O şeyi de Ebu Mutiyel Belhi'nin Erret Alel Ehva Vel Bida kitabını da tahkik etmişti. 1980'deki bir İtalyan hanımın yaptığı nüsha çok problem, neşir çok problemliydi mesela. Hoca epey onu düzeltmişti. Belki bu eseri bitirdikten sonra ona başlarız hocam. Ya olur. O şey Türkçe'ye Buradaki çevirdi hocam Züleyha. Hoca mütealli mi demiyor musun hocam?
Yok yok şey diyorum ben. Ebu Muti el-Belhi bu şey Belhi diyorum. Nesefiye bul-Muin el-Nesefi'nin büyük büyük dedelerinden. Bunun Fırak kitabı var. Ben onu Anladım. okudum da Bunun bunun adı da de Ebu'l-Muti Ebu yok. hocam benim. Bu şey Türkçesinde Züleyha Birinci Hoca çevirdi. Çeviri sağ olsun bana o çeviriyi gönderdiği gün Seyit Hoca'nın vefat haberini almıştım. Allah dediğim gibi tekrar gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten güzel bir çalışma. Bunlar çok değerli. Ama tabii yani bazen de kıymeti bilinmiyor. Yani bizim işte akademik dünyada çeviriye herhangi bir puan verilmemesi gibi hocam. Aslında onlar çok değerli şeylerdir, çalışmalardır. Neyse, hayırlısı. Evet, devam ediyoruz. Ve huva yani Hüseyin bin Fals el-Beceli de bu şekilde düşünüyor diyor. Ve huva kavlu Ebu'l-Hüseyin'i salihi. Aynı zamanda Ebu Hüseyin es-Salihi'nin görüşü de bu şekilde. Ve huvellezî ihtârahu sahibül kitâb. Sahibül kitâb derken kendisini kastediyor herhalde, değil mi hocam? Yoksa İmam-ı Azam mı kastediyor? Hocam sesi açabilir misin? Hocam şeyi kastediyor, İmam şey Ebu Hanife'yi kastediyor olabilir. Çünkü kitabın sahibi. Çünkü kendi İbni Furek'in cümleleri bunlar. Evet. Öyle olsa gerek. Yani o özellikle şeyden hareketle söylüyor diye düşünüyorum hocam. Din ve şeriat ayrımından hareketle. Yani din o hani o açıklamada da iman önce gelir, amel sonra gelir falan. Oradan bu şekilde yorumlaması da gayet mantıklı ve makul Ama olarak mesele gözüküyor. şeydi, iman İslam bahsiydi. Gerçi Ebu Hanife'nin şey görüşü yoktur böyle her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümindir demez gerçi ama. Ama şeye de uygun hocam. Yani kontekste de uygun baktığınız zaman. Yani din şeriat ayrımını pekala bu şeyi bakış açısını temellendirmek için kullanabilirsin yani. Artık. Hayır. Gayet müsait. Bak şey diyor. Ve nesse aleyhi fil fasletteni minum. Yani ikinci başlıkta bu gelecek diyor zaten. Açıkça net artık yazmıştır diyor yani. Net olduğunu söylüyor. Bakış açısına göre. Ve tekelleme fi hadal fasli ala men yakulu. Yine bu bağlamda konuşanlar var. Kim bunlar? Mesela ne diyor? İnne taati el imanu farduha. Bir kısmı ne diyor? İşte taatler imandır. Farz olanlar imandır. Diyenler var. Ev farduha. Hem farzı hem nafileyi de katanlar var. فَاَوَّلُ مَا أَلْزَمَ الْقَائِل۪ينَ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Yani burada bak dediğimiz noktaya getiriyor hocam. İşte bu şekilde düşünenleri ilzam eden, bu bağlamda bunları ilzam eden, ilk ilzam eden kimdir? İmam-ı Azam. اَنَّ قَالَ الشَّرَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ وَالدِّينُ وَاحِدٌ. Şeriatta farklı farklıdır, çeşitlidir, din tektir. Ve bena hadel kelame ale ve bu görüşünü, bu sözünü şunun üzerine bina eder. Ennet dine vahid. Din tektir. Ve eşara ilel iman. İmana da işaret ederek. İçimize doğdu herhalde hocam. Ve kale ve şöyle diyerek lemma kana dinu'r-rusuli vahiden ve şerai'uhum muhtelifeten. Yani peygamberlerin dini bir, şeriatları farklı olduğunda sebete şu ortaya çıkar ki enne şeraiya leyse min cümleti dini. Yani şeriat dinin cümlesinden değildir. Dinin tamamından değildir. Ve izâ lem yekun min cümleti dini. Eğer dinin cümlesinden olsaydı lem yekun min cümletil imani, o zaman imanın cümlesinden olmaz idi.
Vestedelle ala zelike bi kavli teala. Bunu da şu ayetle delillendirmekte. Şer'a lekum minet dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa. İşte yani işte Nuh'a da sana da Hazreti İbrahim ve diğer peygamberlere de din olarak koyduğu şey en akimut dine, dini ikame etmek ve la teteferraku fihi, orada ayrıla düşmemek. Evet. Velemma o metinde nasıl geçiyor hocam? Bizim PDF'de kema diye mi geçiyor? Kema diye geçiyor. Ve kema vecedet. Velemma diyor burada da. Evet. Daha makul. Tabii ki. Velemma vucidet şerâihum muhtelifeten ve kâne dinuhum vahid. Yani şimdi şeriatlar farklı. Bak bu açığa çıktı. Ve dinleri bir olduğu görülünce ulime bilinir ki ennet dine huvel imanı. Din dediğimiz şey dine karşılık gelen nedir? İman. Ve huvel la yakbalun nesha. Ve hiçbir şekilde nesli kaldırılmayı kabul etmez. Yani evrensel olan budur. Din ve iman. Ha, bu iman da ya iman var, iman var. Bunu da ifade edelim. Bu iman da başka dine inananların imanı gibi değildir. Bu imanı karşılığı nedir? Tasdik. Yani bilgiyle harmanlanmış bir iman. Burası önemli. Vaakkede zalike bi kavli teala, yine bunu vurguluyor, tekit ediyor. Anlamı güçlendiriyor şu ayet-i kerimeyle. Ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhiye ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Biz hangi peygamberi göndermiş olursak olalım senden önce, hepsine vahyettiğimiz şuydu. İşte, benden başka ilahınız yok ve bana kulluk edin şeklinde bir çerçeve. Ve kâle teâlâ, yine Allah-u Teala buyuruyor ki la tebdile li halqillâhi zâlike dînul kayyim. Allah'ın yarattığında değişiklik olmaz. Sağlam din budur. Yekulu. Yine diyor ki la tebdile li dinillahi. Allah'ın dininde değişiklik olmaz. Ve lemmâ lem yubeddel et-dînu ve buddile şerâ'i. Şimdi dinin değişmediğini ama şeriatların değiştiğini gördüğümüzde ulime anlaşılır ki enne şerâ'ya gayb-ı din. Şeriatlar dinin kendisi özü değildir. Bu ennet dine vel imanı. Dinin burada karşılık geldiği şey nedir? İmandır. Vestedelle ala zelike eydan, yine bunu şununla delillendirmekte. Lemme ecma'el cemi'u bi ennehu kad yetruku tarika ta'atallahi teala. Yani şu bağlamda herkes müttefiktir. Nedir o? İşte Allah'a kulluğu bırakan bir kimse. Ve la yuqalu innehu tereke dinallahi. Yani kulluk burada taat derken ameli kastediyor abi, değil mi üstad? Evet. Yani herhangi bir ameli terk eden Allah'ın dinini terk etmiştir denmez. Yani terke dinahu veya dinihi, yani bazen bu ismi failler şey böyle ne diyelim ne diyorlardı hocam ona ya? İzafet şeklinde de gelebilir. Bazen aynı fiilin faile konumu gibi de değerlendirilebilir okumada. Çünkü dini terk eden kafirdir. Ve leyse kullu men tereke emrallahi teala kafir. Fakat Allah'ın herhangi bir emrini, yani herhangi bir ibadeti terk eden, Allah'ın herhangi bir emrini terk eden kafir olarak nitelendirilmez. Vale, hocam yeter mi? Burada bırakayım mı yoksa? Nereye kadar gidiyor? Bayağı var galiba daha. Evet. Sen bilirsin hocam. Nasıl? Soru var hocam. Soru var. Soruya Tamam. kadar
kale kal şeklinde. Tamam. Buraya gelin bırakayım istersen. Tamam. Valem bil ki ennehu innema bena hadel kelame ala. Yani bil ki burada bu sözünü bina et, üzerine bina ettiği tek şey şu. Ennet dine vel iman. Din imandır. Ve la yuqalu li gayrihi. Et dinu. Yani bir başkasına din demiyor. Tamam mı? Başka bir şeye din demiyor. Yani karşılık kullandığı tek kavram iman. Başka bir kavram kullanmıyor. Vakat ihtecet el mutezile ve men vafakahum fi zelke fi kavlihim. Fakat buna karşı mutezile ve onlara bu görüşte muvafakat eden, onlarla aynı düşünen kimseler de şöyle bir karşı delil getiriyor. İnne taati imanun ve dinun bi kavli subhanahu. Yani şu ayetten hareketle onlar da karşı bir delil getiriyorlar. Ve ma umiru illa. Yani ancak emrolundunuz. Neyle? Liya'budullâhe. Mabede kökünü öne getirdi diyor. Muhlisine lehuddine. Yani hünefâe. Yani Allah'a dini has kılarak, hanifler olarak kulluk etmekle ve yukîmussalâte. Namazı kılmakla. Yani buradaki vav vatfiye olarak görüyor. Yani Mutezile bu şekilde değerlendiriyor. Yani Yahudi'den itibaren başlar. Yukimus salah ve yutuz zekata. Bunların hepsi nedir? Aynı kategoride olan şeylerdir. Ve zelike dinul kayyime. Bu da nedir? İşte sağlam olan din budur. Ve kalu diyorlar ki semmallahu el amale dinen. Bak burada olduğu gibi Allah amelleri din olarak isimlendiriyor. Ve zaamu ve iddia ediyorlar ki enne kavlehu teala ve zelike dinul kayyime. Yani işte bu sağlam olan. Burada şey göstermiş. İnnema yani raciun ile cemi yani hepsine dönen bir şey. Ve innema raca ile ba'di ma takaddeme zikru ve kendinden önce zikredilen bazı şeylere döner burada. Ve huve ma yusemma dinen dune ma la yusemma dinen minel ameli. Yani amelden din olarak isimlendirilmeyen şeyinde burada din olarak isimlendirilmesi durumu var diyor. Tabi burada bir ilk önce görüşü inşa ediyor. Yani bir görüşü naklediyor. Ondan sonra buna şey yapacak. Buradan soruyu inşa edecek ve cevaplayacak. Veleyse bi mumkin en yerciu el kinayetiyle ba'dil mezkuri dune ba'd. Yani bir şeyin bir kısmını zikredip de onun tamamına döndürülecek şekilde bir kinayenin inkar edildiği de yok diyor burada. Ela yura. Bir hocam öyle öğretmişti yani. Ela tera. Yani bu biraz kaba olur. Nedir o? İşte görülmez mi? Anlaşılmaz mı? Kale Teala fe'asa fir'avnu er-resule fe'ahednahu. Yani Firavun isyan etti, karşı geldi, günah işledi. Peygamberin sözünü kabul etmedi. Fe'ahednahu. Onu böyle yakaladık. Hesabını sorduk. Felem yerci ile Resul. Yani buradaki ahazna, buradaki şey Resul'e dönmüyor. Nereye dönüyor? En başa Firavun'a dönüyor. Ve yani akrabu ileyhi. Yani hemen o ifadeden önce Resul var. Yakın olsa bile. Raca kavlu ve der ki dinul kayyimetu kayyimeti Yahudu'ya dönüyor diyor. Evet. Dinun fil lugati yani lügat anlamıyla din kelimesi. Dune ma leyse bir din. Gerek lügat anlamıyla din deyince ne anlaşılırsa ona döndüğü gibi şeye de yani bunun kapsamında değerlendirilmeyene de dönüyor. Ve ma zekerehu fi kavli teala yine şu ayet
şurada geçtiği gibi muhlesine lehu dine, dini has kılara. Evet, şimdi bu bağlamı soru haline getiriyor burada. Burada 191. sayfada kalmış oluyoruz. Evet, arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dersi zenginleştirdiği için katılımından dolayı Kadir hocamıza ve diğer katılan öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz.